Merhabalar, ben Ceren, burası Tarih Obası. Efendim, katıl üyelerimizin isteğiyle Reşat Ekrem Koçu'nun Eski İstanbul'da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri adlı kitabı bugünün konusu. Eğer siz de bu kanalın içeriklerine karar verebilmek isterseniz sağda aşağıda göreceğiniz katıl butonuna basabilir, videoyu izleyebilir ve yayın kurallarımız size uygunsa üye olabilirsiniz evet şimdi birçok insana göre Osmanlı döneminde içki diye bir şey zinhar yoktu Osmanlı ne toplumu ne sultanı hiç kimse asla içki falan içmezdi çünkü İslam dini bunu yasaklamıştı ve bu insanlar da mükemmel Müslümanlardı hayır böyle değil arkadaşlar çoğunuzun bu kanalın düzenli izleyicilerinin çoğunun gayet iyi üzere böyle bir şey yok bir şeyin dinen yasak olması veya resmi olarak örfen yasak olması o şeyin yani toplum tarafından tamamen reddedildiği anlamına gelmiyor takdir edersiniz ki. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Reşat Ekrem Koçu'yu daha önce duymadıysanız lütfen sabit yorumdaki yayınlarına iyice bakın. Reşat Ekrem Koçu kimdir? Reşat Ekrem Koçu bu memleketin gördüğü en iyi sosyokültürel tarihçilerden bir tanesidir. 1905 yılında İstanbul'da doğmuştur kendisi. 1921 yılında Bursa Lisesi'ni 1931'de İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirmiş birisidir kendisi. 1933 üniversite reformu sonrasında çok sevdiği hocası Ahmet Refik Altınay'ın üniversiteden uzaklaştırılması neticesinde kendisi de buna gurur yapmış bütün bu reform meselesini gurur yapmış ve birkaç hocayla birlikte istifasını vermiştir. O tarihten sonra da Kuleli Askeri Lisesi, Pertevniyel Lisesi, Vefa Lisesi gibi çeşitli liselerde tarih öğretmenliği yapmıştır. Ayrıca Cumhuriyet, Tercüman, Tanin gibi gazetelerde tarih yazıları yayınlanmıştır. Reşat Ekrem Koçu arkasında çok sayıda yazılı iş bırakmış bir tarihçidir. Asla belgesiz, kaynaksız yazmamıştır. Fakat şöyle bir tarzı vardır kendisinin. E, çoğu kitabında doğrudan dipnotlar falan bulamazsınız. Daha çok şöyle yapar. E, metin içerisinde çeşitli belgelere atıf verir. İşte Peçevi tarihinde der ki, Selaniki tarihinde der ki veya özellikle Divan şiirini çok kaynak olarak kullanmış bir tarihçidir. İşte şu şair şu şiirinde der ki falan gibi atıflar görürsünüz metin içinde çoklukla. Ee, genellikle kitapları bu şekildedir çok güzel tarih romanları da yazmıştır ben bundan seneler önce cevahirli hanım sultanı okumuştum aman tanrım yani ve Reşit Ekrem'in belgesiz kaynaksız bir şey yazmadığını da bildiğim için çok çok şaşırmıştım yani Osmanlı toplumsal hayatında böyle şeyler de mi varmış diye e, küçük şoklar geçirmiştim açıkçası neyse sonra neler neler okuduk artık şok geçirmiyoruz kolay kolay Şimdi İstanbul'da meyhane kaldı mı başlıklı küçük yazısıyla başlıyor kitap. Zaten Reşat Ekrem'in kitapları genellikle böyle. Böyle farklı farklı konularda kısa kısa yazılar. Bu Doğan kitaptan çıkan Reşat Ekrem Koçu değerlemelerinin içerisinde çok sayıda Reşat Ekrem'in gazetelerde yazdığı yazıların, kendisini bulabilirsiniz. Yani çeşitli gazetelerde farklı zamanlarda yazdığı yazılar belli başlıklar altında toplanmış ve derlenmiş. Bu Doğan Kitap'tan çıkan seriyi ben çok beğendim, çok tavsiye ederim. Tabii ki başka yeni çıkanlara da bakabilirsiniz. Fakat Doğan Kitap hem uygun fiyata şey yaptı, fiyatlandırmış diyelim bu kitapları hem de güzel basmış. Dolayısıyla tavsiye ediyorum. Evet İstanbul'da meyhane kaldı mı diye başlıyor söze Reşat Ekrem. Ve bu kitabın yayınlandığı ilk kez yayınlandığı tarih 1947. Vurguluyorum özellikle. Bakın ne diyor. Yakın geçmişe kadar meyhanelerinin şöhreti bütün Akdeniz memleketlerine yayılmış. Koca İstanbul'da meyhane kalmadı. İçkili lokantalar var ve içkili aşçı dükkanları var. Meyhaneye rakı ve şarap içmeye gidilir ve meze yenilir. Yemek değil. Meze doyumluk değil, tadımlık olur ve çeşitli olur. Siyah havyarından zeytine, istavrit balığından levre, ıstakozdan yengece, pavuryaya ve bir lokmacık şiş kebabından bıldırcın buduna. Rint akşamcının önüne tabaklar dizilir. Hemen rint kelimesinin sözlük anlamını size okuyacağım. Çünkü bu tarz metinlerde çok geçer ve içkiyle de çok alakalı bir şeydir. Rint kelimesi Farsça. Görünüşe ve dünya işlerine kıymet vermeyen, kurallardan uzak, bütün varlığı kendi iç dünyasına göre değerlendiren, gönül gözüyle gören, hoşgörülü, kalender, içkiye düşkün ve derbeder görünüşünün aksine arif, hakim, gönül ehli kimse. Evet etimoloji bize çok şey anlatır arkadaşlar. Rint akşamcının önüne tabaklar dizilir, o iki üç yudum rakısı şarabı için düşünmez ne yiyeceğini. Meyhane kalmadı ama bilhassa rakı içmesini bilenler de kalmadı. O canım rakımız kuş gözünden şişhaneye kadehle içilir efendim. Yudum yudum süze süze koklaya koklaya. Hangi semte giderseniz gidiniz, yüz içkili lokanta eşiği atlayınız, giriniz, kadeh bulamazsınız. Bardakla getirirler rakınızı. Biz bugün bardakla içiyoruz. Bunun e, Raşad Ekrem'in kadeh dediği neye benziyordu? Bilen varsa lütfen yoruma yazabilir mi? Rakımızı içmek isteyen turistler çarpılı veriyorlar. Elbet çarpılırlar. O diyar garibine rakının nasıl içileceğini gösteren yok ki. Nasıl yerlerde kaybettiğimiz İstanbul meyhaneleri, en büyük şairlerimizin gazellerle şarkılarla övdüğü yerler. İşte geçen asırda yaşamış ve genç yaşında ölmüş Galata Mevlevi Hanesi Şeyhi Mehmet Esat Galip dede Şeyh Galip, güzel yüzü ve narin vücut yapısıyla bir şiir devi, incecik parmaklarında Türkçe, Arapça ve Farsça ile bal mumu gibi oynayan adam, huzurunda vezirlerin padişahın hürmetle ayağa kalk kalktığı adam. Evvela Hüsün ve Aşk adıyla bir eser yazma hakkını taşıyan büyük aşık. Şöyle demiş. Ektikleri dani şerare, biçtikleri kalbi pare pare, giydikleri afitabı temmuz, içtikleri şuleyi cihansuz. Anlar ki kelama can verirler, mecnun o kabiledendi derler. Evet, kelama can veren o Şeyh Galip meyhaneye kayıtsız kalmamıştır. Meyhane meyhane gezer miydi derseniz zannetmem. Hazin bir aşkı dillere destan olmuştur da o yönden dile düşmemiştir. Ama şu gazeli de yazmıştır. Meyhaneyi seyrettim, uşşaka mutaf olmuş. Teklifü tekellüften sükkanı muaf olmuş. Bir neşe gelip meclis bir hafı hilaf olmuş.'' gam sohbeti yağ dolmaz, sineleri saf olmuş. Aşıkta keder neyler, gam halkı cihandadır. Koyma kadehi elden, söz piri muganındır. Aşağıda size kubbe altı Osmanca sözlüğün linkini vereceğim. Oradan kelimelere bakıp anlayabilirsiniz. Hakikat olan Şeyh Galib'in devrinde toplum hayatında ona bu güzel şiiri yazdırtacak bir yer oluşudur meyhanenin. Milli kütüphanemize ölmez eser olarak bir lügat kitabı koyan muallim Naci, o da genç yaşında öldü ve padişahın iradesiyle imtiyazlı bir mezarlık olan Sultan Mahmut Türbesi avlusuna defnedildi. İçerdi hem de çok içerdi derler ama imanlı bir Müslümandı meyhane karşısında bakınız nasıl konuşuyor. Gönlüme sakiyi mimar eyledim meyhanede. Allah Allah Kabe imar eyledim meyhanede. Bizans'ı İstanbul yapan, cihan haritasında koca bir Türk İslam devletinin temellerini atan Fatih Sultan Mehmet de şöyle yazmış. Kevseri anmaz ol içdüyi mey-i içen Mescide varmaz, o varduğu kiliseyi gören. Evet, muallimin ve imparatorun, ulu hakanın imanlarından şüphe mi edeceğiz? Haşa taş kesiliriz. Sizlere bu sütunlarda İstanbul meyhanelerinin tarihçesini okutacağım. Zindanda, hançerli de, kafesli de, gümüş halkalı da, karanfilde, kelepçede, büyük Kuleli'de, küçük Kuleli'de, yüzlerce isim ve balık pazarında, zindan kapısında, mercanda, tavuk pazarında, tahta kalede, semt semt, gediklesi, koltuğu, yasakları, nizamları, dekoru, eşyası, rintleri, kalenderleri, şairleri, şiirlerle met edilmiş köçek oğlanları, kavgaları, cinayetleri, türlü cilveleriyle İstanbul meyhanedir. Bu meselenin e, meftunuysanız mutlaka bu kitabı alın okuyun. Bir tarih severseniz Reşat Ekrem Koçu'nun her şeyini okuyun. Her şeyini yani. Kitapları gerçekten muazzamdır. Şimdi ben bu kanalda Evliya Çelebi seyahatnamesinden anekdotlar okuyorum yer yer. Öyle bir seriye de başlamıştık. Reşat Ekrem tabii ki hepimizden önce biliyordu Evliya'nın bunlardan bahsettiğini. Seyahatname'nin ilk cildinde özellikle e, İstanbul'daki türlü çeşit meyhanenin adını, sanını, yerini, içinde neler olduğunu bulabilirsiniz. Aşağıya yine bir link bırakırım. Biz de Evliya Çelebi'nin asla tadına bile bakmadığı e, sanıyorum 200 çeşit falan içkinin adını öğrenmiştik Evliya'dan ama asla hiçbirini içmemişim. Evet Evliya Çelebi İstanbul esnafından bahsederken meyhanecilere esnafı melunanı menhusanı mezmunan yani meyhaneciyan diyor. Büyük seyyahın verdiği malumata göre 4. Murad'ın şiddetli ve devamlı içki yasağı arifesinde hepsi İstanbul ile Galata, Eyüp ve Üsküdar kadılıkları hudutları içinde binden fazla meyhane vardır. Meyhanecilerin cümlesi kefere ve fecere olarak 6000 nüfustur. 300 kadar koltuk dükkanı vardır. O da bir tür meyhane. Meyhaneler hamr eminliğine bağlıdır ki devlet hazinesinin en zengin gelirlerinden birini de bu emanet temin etmektedir. Hamr emaneti. Galata'da Domuz Kapısındadır diye yazmış Evliya Çelebi. Arkadaşlar Hani hoşumuza gitmeyen özellikle Osmanlı dönemiyle ilgili hoşumuza gitmeyen bilgileri hep dış güçler, yabancı, yerli olmayan tarihçiler falan yazıyor ya. Evliya Çelebi %100 Türk, yerli ve milli artık. İkna edebilir mi sizi bilemiyorum. Şimdi bir meşhur Bekri Mustafa vardır biliyorsunuz Osmanlı tarihinde. 4. Murad'ın... Murat Konu edildiği İstanbul kanatlarının altında diye bir film vardı. Bir zamanlar Türkiye'de öyle filmler çekilebiliyordu. Şimdi çekilse ne olur acaba? Çok enteresan şeyler olur herhalde. O filmde de işte 4. Murat Bekri Mustafa diyaloğu geçiyordu. Ee, sanıyorum Reşat Ekrem Koçu'dan okuyup onu uyarlamışlar. Ee, çünkü birebir aynısı. Şimdi Bekri Mustafa nişancı Firuz Bey ve şair Melihi. Bekri Mustafa'ya ayyaşları piri derler. Yalan değil, yanlıştır. O içki içmesini bilenlerin piridir. Hayatının sonları Sultan IV. Murat zamanına rastlamıştır. En amansız bir içki yasağı devri. İçki, tütün ve hatta kahve içenlerin idam edildikleri bir devir. Yeşil ağacılar ve som sofular nerede şimdi öyle bir adam diye Sultan Murat'ı aramasınlar. İçki, tütün, kahve yüzünden adamlar astırır, kelleler uçurur. Öbür yanda da kendisi gece ve gündüz içerdi. Şaribü'l-leyli ve'n-neharidi. Yani gece gündüz durmadan içen, kafası sürekli ayyaş gezen. Devlet kapısında küçük bir memur, bir çavuş olan Mustafa... Öyle bir devirde ölüme meydan okuyarak içmesini bildiği içindir ki ölmez şöhretine kavuşmuştur. Zannediyorum ki koruyucu melekleri vardı. Tatlı dili ve zarafetiyle sevimli yüzü. En güzel fıkralarından biridir. Üsküdar iskelesinde kayıkçılık yapıyormuş Bekri Mustafa. Şarap testisi kayığın içinde bir gün Sultan 4. Murat'la Sadrazam Bayrampaşa kıyafetlerini tebdil etmişler tebdili kıyafet kılık değiştirmek. İskeleye gelip Mustafa'nın kayığına binmişler, çek demişler İstanbul'a. Kız Kulesi açıklarına geldiklerinde yaşlı kayıkçı çıplak ayağının yanında duran testiyi alıp birkaç yudum içmiş. Biraz daha yol alınca yine dikmiş testiyi. Sultan Murat demiş ki, babalık nedir içtiğin diye sormuş. Bekri Mustafa pervasız, bade demiş ve konuşmuşlar. Bize de bir cur'a versene. Cur'a yudum. Vazgeçin. Ben 40 yıllık bekri Mustafa'yım. İçerim ama belli etmem. Sizse çaktırırsınız hem kendinize hem beni yakarsınız. Fakat çok çok yakışıklı bir delikanlı olan padişahın ısrarına dayanamamış testisini onlara uzatmış. Sultan Murat'la Bayrampaşa da birkaç yudum içmişler. Padişah, bre babalık sen padişah yasağından korkmaz mısın demiş. Deniz ortasında bade çektiğimi padişah nereden duyacak demiş Bekri Mustafa. Bayrampaşa karışmış söze. Ya şu a padişahımız Sultan Murat ve ben de onun veziri Bayram Paşaysam? Bekri Mustafa kürekleri bırakıp kahkahaya atmış. Ben size içmeyin yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız demedim mi? Daha ilk yudumda biriniz padişah oldu, biriniz vezir." demiş. Evet arkadaşlar, meşhur anekdot böyle. Devam ediyoruz. Türkler İstanbul'u ve Galata'yı aldıkları zaman büyük şehrin meyhaneleri dünya ölçüsünde bir şöhretti. Gerçekten de Osmanlı'da içkinin tarihiyle, meyhanenin tarihiyle ilgili hangi makaleyi, hangi kitabı okursanız ee, bu döneme dayandırıyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Galata civarında özellikle meyhanelerin varlığını sürdürmesine izin vermiş. Ama tabi Müslümanların gitmesi resmi olarak hani doğru kabul edilmiyor. Ee, 15. yüzyılın sonlarında varlıklarını sürdürmeye devam etmişler. Fakat 16. yüzyılın ortalarına gelindiğinde İstanbul'un her yerine o meyhaneler yayılmış. Elbette Müslüman Türkler de içki içiyorlarmış. Ki o kadar yayılabilmiş arkadaşlar. Yayından önce bir arkadaş sormuştu. Eski filmlerde özellikle neden hep meyhaneciler Rum veya Ermeniler? Aslında bazı filmlerde bazı eserlerde Ermeniler. Ama biz Rum ve Ermeni arasındaki farkı çok bilmediğimiz için hepsini Rum zannediyoruz. Böyle bir şey de var. Çünkü o 15. yüzyıldan itibaren meyhane sahiplerinin çoğu ilerleyen yüzyıllarda da daha çok Rum ve Ermeniler. Aynı zamanda Kıptiler var içlerinde. Ee, Müslüman Türklerin kaçak göçek açtığı meyhaneler de var. Bazı dönemlerde gayet rahat açtıkları meyhaneler de var. Değişiyor. Her yüzyılda, her padişahın hani hani kendi meylin'e göre biraz veya ortamın hani dönemin durumuna göre bütün bunlar değişiyor. Hani 600 sene boyunca böyle olmuş diyebilmek mümkün değil elbette. O da var, o da var. Ama daha çok hem meyhanelerin sahipleri hem çalışanları daha çok Rumlar ve Ermeniler arkadaşlar. Evet. 16. 16. yüzyıl yazarlarından Kastamonulu Latifi tarifname İstanbul adındaki eserinde İstanbul meyhanelerinin bilhassa tahta kalede toplandığını, Galata'nınsa Serapa meyhane olduğunu söyler. Aynı yazar kendi adına nispetle Teskire-i Latifi diye meşhur şuara teskiresinde de Fatih Sultan Mehmet devrinin Rint ve Ayyaş şairi Melihi'nin hal tercümesini yazarken onun Tahtakale meyhanelerinde içtiğini söyler. Müverrih Peçevi İbrahim Efendi de meşhur tarihinde 16. yüzyılda yaşamış Nişancı Firuz Bey'in Ayyaşlığından bahseder. Nişancı Divanı Hümayun azalarından birinin ünvanıdır fermanlara padişahın tuğrasını çeken devlet bakanıdır. Bakınız müverrih bu devlet bakanı için neler yazıyor? Bu arada nişancılık hani sadece bu adamın yaptığı bir şey değil bu bir memuriyetin adı. Bunu herhalde anladınız. Evet tarihçi Peçevi şöyle yazmış Nişancı Firuz Bey hakkında. Nişancı Firuz Bey ehli ırz meyhanesidir diye koltuk meyhanelerine devam ederdi yani doğru düzgün insanlar ırz düşmanı olmayan insanlar daha çok oralarda diye hani biraz daha statüsü yüksek biraz daha böyle nasıl diyeyim sosyal statüsü yüksek insanların herhalde gittiği yerler ehli ırz meyhanesidir diye koltuk meyhanelerine devam ederdi konağına dönerken şarap galebe eder bir köşede sızar düşer kalır uşakları kucaklarına alıp bir hamama götürürler ve orada ayılıncaya kadar beklerlerdi. Adamcağız bayağı bir içiyormuş evet. Fatih Sultan Mehmet'in divan katiplerinden şair Tokatlı Melihi'ye gelince işte Ayyaşların piri odur. Çok güzel bir hikaye anlatıyor şimdi bu Melihi ile ilgili bakın. Gayetle meyperest Gece ve gündüz kah mahmur kah mestidi. Gül renkli kadehi eline almayınca yani içi şarap dolu kadehi eline almayınca Nergis gözü açılmaz şöyle bir çakır keyif olmayınca da kendisini bilmezdi. Üstünde parası var mı yok mu bilmediği için çok defa cübbe ve destarını meyhaneciye rehin bırakmıştı. Adam hiç cebini yokla, yoklamamış bile yani. Öyle gidiyor meyhaneye bakıyor içkiye verecek para yok cübbesini falan rehin bırakıyor. Devrin namlı şeyhlerinden Ruşeni Efendi çocukluğundan mektep arkadaşıydı. Şaire haber yollamış. Bu rezilane hal ne zamana kadar sürecek? Gelsin ben ona muhabbet tasından aşk şarabı içireyim. Asıl zevk ve şevkin ne olduğunu görsün diye. Melehi'nin ayyaşlıktan başını alamayacağını gören şey Şair arkadaşının halini padişaha arz etmiş. Fatih'in huzurunda ağır baskı ve tehdit altında melihi bir daha ağzına içki koymayacağına yemin etmiş. Yemin etmiş ama neneden kesilmiş, çocuğa dönmüş. Birkaç gün nefsini zorlayarak içki içmemiş. Pehlivanları yere seren sert Arnavut bozası iç demişler. içmiş olmamış. Ben kullan afyon demişler. Afyon hapları yutmuş yine olmamış. Bir gün divanda çok mühim bir ferman yazılacak. Müsveddesini melehiden gayri katip hazırlayamaz. O günde şair divana gelmemiş. Evine haber yollayıp çağırtmışlar. Üç gündür ortada yok eve de gelmedi denilince herkesi bir meraktır almış. Nerede ne oldu? Bir meyhanede sızlık aldı deseler padişah huzurunda yemin etmiş içmemeye. Hiçbir yerde bulunmayınca tahta kaleye gitmişler. Bir manzara ki ömür. Yere yıkılmış kavuk bir tarafta, papuçlar bir tarafta, etrafına halk üşüşmüş, o da sonsuz bir neşe ve şetaret içinde şiir söylüyor. Aferinler şarabı gül renge, lanet olsun bozaya ve benge. <laughs> Arkadaşlar çok fena çok fena içtiğiniz kör kütük sarhoş olduğunuz günlerin akşamında ve ertesi gününde ne olur bunu ezberleyin kendinize söyleyin bak. Aferinler şarabı gül renge lanet olsun bozaya ve benge. Tamam mı? Beni de hatırlayın. Bunu da Ceran'dan öğrenmiştim dersiniz. Yakalayıp saraya getirmişler ve padişahın huzuruna çıkarmışlar. Bir halde ki yüzü lale gibi kızarmış. Gözler kan çanı, cübbe, destar, şarap lekeleriyle mülevves, pislenmiş. Berbat, ayakta duracak hali yok. Padişah gazaba gelmiş. Dört kitap üzerine verdiği yemeğini bozan şu kafiri cellada verin. Bolsun ve laşesini denize atsın. Şimdi Fatih Sultan Mehmet ya böyle dört kitap üzerine verdiği yemin falan gibi seslendirme bekliyorsanız çok beklersiniz. Fatih gerçek bir entelektüel elittir. Neredeyse bir monşerdir. Bunu söylese söylese aynen böyle bir sözle ve sesle söylemiştir arkadaşlar. Dört kitap üzerine verdiği yemeğini bozan şu kafiri cellada veriniz, boğsun ve laşesini denize atsın. Eminim böyle söylemiştir. Hiç hiddetlenmemiştir. Müthiş emir karşısında kendine gelen şair haşa huzurunda verdiğim yemeğini bozmadım, yemeğimi bozmadım, ağzıma bir yudum içki koymadım demiş. <laughs> Fatih demiş ki e, ya bu halin nedir diye sorunca boynunu bükmüş susmuş. Ağzını koklamışlar şarap rakı kokusu yok. O zaman boynu bükük, mahcup mahcup anlatmış. Boza içtim, olmadı. Bengi yuttum, yine olmadı. Yeminim var, ağzıma şarap koyamam. Hukne kullandım, padişahım ve bu hale geldim. Onun içindir ki lanet olsun bozaya ve benge, aferinler şarabı gül renge derim demiş. Hukne lavaj aletidir. Ee, ne olduğunu söyleyemeyeceğim. Tenkıye deniyor Osmanlıca'da. Sabit yoruma bakınız. Oradan ne olduğunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bağırsaklarını yıkatmış. Kısaca. Evet e, köçekler bahsine geçelim. Meyhane köçekleri. <laughs> Köçeklik için vücut yapısı düzgünlüğü ve yüz güzelliği muhakkak ki şarttı. Köçek nedir bilmeyen var değil mi? Erkek dansçı arkadaşlar köçekler. Meyhanelerin bir çoğunda köçekler var. Bunlar genellikle Rum, Ermeni, bazen Yahudi, Kıpti, Çingene, Roman vatandaşlarımızdan olabiliyor. Bazen nadiren de olsa, çok nadiren de olsa Türk ve Müslüman ailelerden de erkek çocukları çalışabiliyor bu sektörde. E, bu köçekler dans ediyorlar meyhanelerde arkadaşlar fakat bir nevi konsomasyon diyebileceğimiz bir işlevde gördüklerini söyleyebiliriz. E, kadın gibi uzun saç uzatıyorlar, e, etek giyiyorlar, dört parçalı uzun etekler giyiyorlar ve dans ediyorlar. E, tabii kadının sosyal hayatta hani çarşı pazar falan dışında ya da hamamlar dışında pek de bir yerinin olmadığı yüzyıllardan bahsediyoruz. Diğer yandan e, meyhanelere Müslüman Türk erkeklerinin girmesi bile sorunlu zaten. Müslüman Türk kadının oralarda bulunması mümkün değil neredeyse. A, a, hani fuhuş var mı derseniz evet ülke genelinde fuhuşun olduğunu biliyoruz. Kadı sicillerinden yola çıkarak biliyoruz. Yani her etnik köken veya dinden kadının fuhuş ticaretinde kullanıldığını özellikle cariyelerin biliyoruz. Ama meyhanelerde pek kadından bahsedilemiyor. Yani bir iki tane örnek var benim gördüğüm. Sonraki yüzyıllar için daha çok belki örnek vardır. Yani 19. yüzyıla kadar belki başka örnekler de vardır. Ben bir iki tane belge çevirisine rastladım. İşte bilmem kim iki kadınla beraber meyhaneden çıkmış diye. Yani belgelere bakarak konuşacaksak benim gördüğüm bir iki örnek sadece kadının sosyal hayata erkekle beraber katılabildiği 19. yüzyıl sonlarından sonra buraların görünümü daha da değişmiş. Ama benim bahsettiğim 16. ve 18. yüzyılları kapsıyor. Yani 1500'lü yıllardan efendim işte 1700'lü yılların sonuna kadarki dönemi kapsıyor daha çok. O dönem buralarda kaynaklara göre daha çok erkekler var. Köçeklik için vücut yapısı düzgünlüğü ve yüz güzelliği muhakkak ki şarttı. Çok çetin talimlerle yetiştirilirlerdi. Klimayı açmalıyım. Bir oğlanın köçek olabileceği ayaklarından anlaşılırdı. Ayak iri kıyım, uzun uzun parmaklı, iri topuklu ve ayak bilekleri de gayet ince olmak şarttı. Pervane gibi fırıl fırıl dönmek, uçar gibi koşarken birden durabilmek, sıçramak, perende atmak, fiskeleme yürümek, sırt üzerine yay gibi kıvrılmak için ayağın, parmağın, topuğun, tabanın, bileğin öyle olması lazımdı. Eller de ayak kesimine denk olacaktı elbet. Büyük ve uzun parmaklı. Oyunlarda şehvetengiz kılıklarla giydirilirlerdi. Şeffaf şalvarlar, şeffaf gömlekler, çıplak gövde üzerinde kolsuz yelekler ve hepsi istisnasız saçlı olurdu. Kız gibi omuzlara hatta daha aşağıya dökülen uzun saçlı. Kendi isimlerini muhafaza eden köçek çok azdı. Muhakkak bir lakap takılırdı. Bir de anonim lakapları vardı o da şah. Tarihi kaynaklarımızda İstanbul köçeklerinden bahseden en eski eser 17. yüzyılda yazılmış Evliya Çelebi Seyahatnamesidir. Evliyanın yaşadığı zaman çok katı bir içki yasağı zamanıdır. Meyhaneler kapanmış olduğundan köçekler orta oyunu topluluklarında çalışırlardı. İşte o büyük yazarın tanıttığı köçek isimleri. O zamanın bazı köçeklerinin isimleri. Ramazan Şah, Şahin Şah, Küpeli Ayvaz Şah, Can Memi Şah, Hürrem Şah, Fitne Şah gibi. Evliya'nın onları tarif eden satırları ise şöyledir. Mukaşşer veledi zinalar. <laughs> Mukaşşer. Ee, kabuğu soyulmuş gibi bir anlamı varmış. Niye kabuğu soyulmuş diyor bu köçeklere anlamadım o, o kısmı. Afitap misal rakkaslar. Yani güneş yüzlü, güzel yüzlü rakkaslar. Mekkar taifesi şehir olanları. Yani hilekar şehir olanları, her biri şib ve zerbeft eteklikler giyerek şib ve zerbeft birer kumaş türü. Eteklikler giyerek meydanı muhabbette çarpareleriyle çarpare de kastonyet zil çıktı 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 çık, var ya kastonyet de İspanyollardan gelmiş bize geçmiş nasıl olduysa. Yine sabit yorumda bir link bulabilirsiniz. Videosu var YouTube'da. Çarpareleriyle raks ve cevelan ettiklerinde, dans edip döndüklerinde gören üftadeler, bunları gören, bunların o dansını gören çareler hayran olur. Her köşeden bir hu sedası yükselir. Kırma saçlı, Gazal gözleri sürmeli yani ahu gözlerinin etrafına sürme çekilmiş sakız mahbubu sakız adasından gelme olanları kastediyor. Rakkaslar ki İstanbul'u velveleye vererek nice kimselerin mal ve menalini yemiş yani malını mülkünü yemiş kuru tahta üzerinde bırakmıştır. Yani o kadar kendine aşık etmiş. Adamın parasını pulunu yemiş. Bütün mal varlığını elinden almış. Adam artık kuru tahtada yatmaya başlamış. O kadar parasız kalmış yani. Onlardan Mirza Şah ki bir çerkez gulamıydı. Gulam köle. Hakkı ki melekten daha güzeldi. Diba ve şip yine kumaş türleri bunlar. Dört peşli etekliklerle dört parça eteklik. Meydanda İrem Bağı'nın tavusları gibi dolaşırken Adem dembeste olur. Bu kılıkta, bu eteklikleriyle ortalıkta İrem Bağı'nın tavusları gibi dolaşırken, İrem Bağı da cennet, tavus kuşları gibi dolaşırken onları gören insanların soluğu kesilir, dembeste olurlar diyor. Her birinin mergule mergü, mergule zülüfleri, mergule büklüm, zülüf de şu Kafanın iki yanından bırakılan şöyle uzun saç o zamanın kahkülü gibi arkadaşlar Ka kahkül de hiç diyemem kahkül o zamanın bugün bizim için birçok kadın için kahkül neyse hani kimisine çok yakışır ay herkes bende olsun ister sevimli buluruz o zaman da zülüf öyle bir şey şuradan şöyle inen bir şey ve amber kokusu gey suları. Amber kokan geysu. Geysu da omuzlara dökülen saç. Bunlar hep Farsça. Genellikle Farsça. Perişan oldukça gören aşıkların aklı tarüm ağır olur. Bunlara aşık olanlar var. Bunların o zülüflerini mergule mergule zülüflerini gördükçe akılları tarüm ağır oluyor. Hele Arslan Şah bir mahbubu bi aman bir yezidi sahip kıran. Böyle sesleniyor çünkü diyor ki yani o kadar güzel o kadar güzel ki zulme diyor bize güzelliğiyle diyor yani. Zulme diyorsunuz diyor. Sen bu güzellikle insan içinde gezmekle bize zulme diyorsun. Çünkü herkes sana aynı anda sahip olamayacağına göre zulmetmiş oluyorsun bize diyor. Levandane kesim biçim yerinde. Nergis gözleri sürmeli, bir Rum haracı değer canlar. Rum haracına değer yani. Hani çok para yedirsen de hakkıdır yani o kadar güzel diyor. İçki yasakları kalkınca meyhanelere dökülürlerdi. Büyük meyhanelerin ise yalnız orada oynar bir veya birkaç köçeği olurdu. Meyhane uşakları palikarlar ile pedimuların da hemen hepsi oyun bilirdi. Bunlar da yine meyhane halkından insanlar hem güzellikleri, türlü iş ve bazlıkları hem de oyun hünerleri İstanbul'u tutmuş olanlarsa bir meyhaneye bağlanmaz, meyhane meyhane dolaşırlardı. Meyhanelerin kapıları onlara daima açık olurdu. Geçen asır sonlarında bunların en meşhurları da iki kıpti genci olmuştu. Loncalı İsmail ile Dimetokalı Benli Ali. Meyhane köçekleri devir devir destanlar, türküler, şarkılar, gazellerle övülmüşlerdir. Köçek terennümü yolunda en derunlu Fazıl Bey, ölümü 1791 ise divanındaki şarkılar ve gazellerle yetinmemiş, ayrıca bir de Çengi Name kaleme almıştır. Gerçi Çengi zamanımızda kadın oyuncular için kullanılır bir isimdir. Ama o zamanlar oğlanı kadını tüm oyuncular bu isim altında toplanırlardı. 18. yüzyıl sonlarında İstanbul'da 40'a yakın şöhretli köçek vardı. Üstad üşenmemiş her biri için kıtalar, beyitler yazmıştır. Çağında, kıvamında olanları övmüş, çağını geçirmiş olup da ayaklarını o hayhuy alemlerinden çekemeyenlerle de alay etmiştir. Köçeklik için çağ, kıvam 18-19 yaşlarında başlar. 22-23 yaşına kadar sürerdi. 18 yaştan öncesi acemilik, toyluk sayılırdı. İşte Enderunlu Fazıl Bey'in terennümlerinden örnekler. Afet adında iki köçek. Afetler iki tane. Büyü Rum, küçü Ermeni. Rum'un adı Yorgaki, Ermeni'nin adı Kaspar. Büyük afet o güzel Yorgaki, sime benzer o vücudu paki. O eda, o reviş, o çalaki. Sanma dünyada anın benzeri var. Küçük afet, beli bir afeti can. Nice afet bu ki dilsuzu cihan ismine cismi mutabık canan çengiler içre hemen ol peri var. Bla 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 devam ediyor. Evet bu meselenin bu mesele hani ilginizi çektiyse Osmanlı dönemi sosyal hayatının bir parçası bu da neticede. Ama tabii ağırlıklı olarak İstanbul'daki sosyal hayatın bir parçası. Bu kitabı tavsiye ediyorum. Reşat Ekrem Koçu'nun diğer kitaplarını da incelemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda yine sabit yorumlarda hem Reşat Ekrem'in çok sevdiği iki hocasının eserlerini bulabilirsiniz. Ahmet Rasim ve Ahmet Refik Altınay. ayrıca bir dolu makale linki de bulabilirsiniz. Sorularınızı bana sormadan önce o makalelere bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü zaten bu konuyla ilgili çok sınırlı kaynak var. Bana göre çok az. Sanıyorum yeni belge çıkmıyor herhalde. Dolayısıyla çoğunda da yazan şeyler birbirine benziyor arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.